Tarık, bu para makinesi sayesinde zenginliğimize zenginlik atacağız. Evet oğlum, bir sürü para basacağız. Hadi başlayalım para basmaya. Hadi başlayalım Tarık. Şimdi kağıt koyacağım. Şöyle arkadaşlar, kağıtlarımızı koyalım her yere. Koyalım. Şimdi arkadaşlar bunlara para basacağız bu kağıtların üzerine. Şöyle koyduk. Tamamdır arkadaşlar. Aha, para basmaya başladı Tarık. Görüyor musun? Oo, paralara bak. Arkadaşlar bildiğiniz zengin oluyoruz abi. Şuna bakın. Biz zaten zenginiz, daha da zengin oluyoruz. Evet arkadaşlar. Şuna bakın, bayağı zengin olduk. Abi benim 100 milyon TL banka borcum var. Lütfen Allah rızası için biraz para verin abi. Tamam kardeşim, lafı mı olur? Al, 200 milyon TL veriyorum sana. Al hepsini kapat. Bütün banka borçlarını kapatırsın. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Al bütün borçlarını kapat. Al biraz daha vereyim, Bununla da git kendine bir tane Ferrari al. Biraz daha vereceğim, dur. Al bununla da kendine bir tane malikane. Adamsın kral, Allah razı olsun. Vay be, ne kadar iyi bir insanız biz. Evet arkadaşlar, çok iyi insanlarız. Tarık, ne işe yarıyor bu makine? Bu makine kömür makinesi. Kömür makinesi mi? Nasıl çalışıyor? Üstten taş koyuyorsun, taşı kömüre çeviriyor. Allah Allah, çok merak ettim. Şöyle arkadaşlar, taşları atalım. Tamam. Tarık'ın dediğine göre taşları kömüre çeviriyormuş. Merak ettim, bakalım çevirecek mi? Oo, çeviriyor. Bu sayede kömür zengini olacağız. Aman ne marifet Tarık. Kömürden zengin olsam ne olur? Baksanız arkadaşlar, bir sürü kömür çıkıyor makineden. Şöyle arkadaşlar biraz daha tıklayalım. Oo, şu kömürlere bakın. Abi benim bankaya 5000 lira borcum var. Lütfen para verin. Ya git bir kardeşim ya. Biz daha kendi borçlarımızı kapatamamışız. Bizden bir de borç istiyorsun. Hadi yürü yürü. Adama bak, ben daha 5 yıldır borcumu kapatamıyorum. 100 lira borcum var bankaya. Ben de aynı Tarık. Ne yapacağız bu kömür makinesi? Hiç işe yaramıyor Tarık bu ya. Kömürleri satıp para kazanacağız. Hadi satalım bari. Nerede satacağız? Aha bak, oradaki adam paraya çeviriyor. İyi tamam, dur bir konuşayım. Merhaba. Bu ne Tarık? 35 kömüre 1 TL veriyor. 1 TL'miz oldu. İyi bari 50 vur. Kuruşa su alırız. Aynen Tarık, 50 kuruşa su kaldıysa alırız. Tarık baksana, hapishaneye düştük. İyi mi oldu dersin? Bence iyi oldu. Baksana, PlayStation 5'imiz var. 21 inç televizyonumuz var. Harbiden hapishane hücremizde yok arkadaşlar. Burada bakın filmlerimiz var. En favori filmlerimiz. Arkada laptopum var bak, orada laptopumuz var. Evet arkadaşlar, duble yatağımız var. Laptopumuz var. Her şeyimiz var valla. Bak şimdi hatta sipariş vereceğim. Ne sipariş vereceksin Tarık? Gardiyan Bey, sipariş vermek istiyorum. Buyurun efendim, hapishanemize hoş geldiniz. Ne alırdınız? Vay be, zengin hapishanesi de böyle oluyor demek ki. Ben bir bonfile alacağım. Bir tane de çoban salatası alacağım. Yanına da kola. Sen de sipariş ver. Ben de aynısını alayım Tarık'la, ama kola yerine Sprite rica ediyorum. Tamamdır. 15 dakika içerisinde siparişiniz hazır olacaktır. Sağ olun gardiyan bey. Teşekkür ederiz. A few moments later. Hadi afiyet olsun Tarık. Şu hapishane hücresine niye masa koymamışlar anlamadım. Harbiden Tarık, tüh ya. Bir de masamız olsa iyiydi valla. Bunu derhal hapishanenin şikayet yerine ileteceğim. İlet Tarık, ilet. Helal olsun. Biz suçlu değiliz, onlar suçlu. Bura çok kötü kokuyor. Oğlum biz buraya nasıl sığacağız? Duyuyoruz işte Tarık, görmüyor musun? Yatak çok küçük. Paylaşımlı yatarız Tarık. 2 saat ben yatarım, 2 saat sen yatarsın. Mantıklı. Buraya bak. Ha? Dömerim sizi. Bir şey yapmadık abi. Kırmızılık, gel başım buraya. Tamam geliyorum abi. Ne oldu abi? Ol bakalım. Aa, vurma abi. Geç bakayım hücrene. Tamam geçiyorum abi. Al yemek. Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Al Tarık, yemek geldi. Bu mu yemek? Evet Tarık, sanırım bu. Oğlum bunu yersem zehirlenirim ben. Yapacak bir şey yok Tarık. Şartlar bunu gerektiriyor. Hadi yiyelim arkadaşım. Tarık, tadı çok kötü. Ben bunu ölsem de yemem oğlum. Ben hiç sevmiyorum çürüken. Yemek zorundasın Tarık. Acıktıysan yemek zorundasın. Ben yatıyorum, hadi görüşürüz. 2 saat sonra ben yatacağım. 3 saat olsun Tarık. Biraz dinlenmem lazım. Hayır, 2 saat. Of tamam ya. Bas bakalım Tarık, bas bakalım, bas. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Helal olsun Tarık valla, Hulk olmaya gidiyorsun, Hulk yolunda gidiyorsun. Şu dumbbell'ı alayım da ben de basmaya başlayayım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Aferin sana, aferin sana. 4, 5. A few moments later. Baksana Tarık, ne kadar kaslı olduk. Bu köyde bizden kaslı kimse yok. Evet arkadaşlar, bu köydeki en kaslı insanlar biziz. Baksanıza ne kadar güçlendim. Kendimi şu anda Hulk gibi hissediyorum. Kaptan Amerika gibi hissediyorum. Şu kaslara bak abi, bana bir tane yumruk atsana. Atayım kardeşim, hiç sıkıntı yok. Atarız vallahi, yumruk bedava.
Bunun biraz sert geldi herhalde arkadaşlar. Köylüden de bir tane elmas bot çıktı. Sen bunu yapabilir misin? Ne var Tarık onu yapmakta? Yapamazsın oğlum. Benim adım Tarık Arnold Armstrong. Ben sizi de taşırım. İkinizi birlikte taşırım. Sen rahat ol. Bak hem de tek kolumla taşıyorum seni Tarık. Bak araba da var elinde. Oo vallahi helal olsun. Bu köyün en güçlüsü benim arkadaşlar. Şunu yapacak adam yoktur şu köyde vallahi. Tarık ne yapıyorsun öyle? Spor yapıyorum. O taşı kaldırarak mı spor yapıyorsun? Evet. Böyle spor mu yapılır Tarık? Gel spor salonuna yazılalım. Oğlum spor salonu üyeliği olmuş 500 liralık. 500 lira yardan veremeyiz Tarık. Daha 5 lirayı zor buluyoruz. Baksana 5 liram var. Bunu bir hafta yiyeceğim valla. Bununla bir hafta dayanmaya çalışacağım. Her gün bir TL harcasan yine zor dayanırsın. Versene şu kırık taştan. Ben de spor yapayım bari. Al bakalım. Kaslanmamız gerek Tarık. Kaslı olmamız lazım. Aynen öyle. Güçlenmemiz lazım. Hadi güçlenelim o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. A few moments later. Tarık bende bir eşitsizlik oldu. Bende de aynı şekilde. Tarık bu nasıl bir kas yapma şekli böyle ya? Çok kötü duruyor vallahi kolum. Şuna bakın arkadaşlar. Bir kolum küçücük, bir kolum da büyük oldu. Evet bu spor için yalan oldu herhalde. Evet Tarık ya. Şuna baksana çok komik duruyorum ya. Ben insan içine nasıl çıkacağım böyle? Asıl sen onu bana sor. Evet Tarık bu köydeki en zengin otogarları bizim ve en iyi arabalar da bizde. Evet şu arabalara bak bir tanıt istersen. Burada bir tane turuncu bir Lamborghini'miz var arkadaşlar. Şu arabaya bakın abi. Tabii ki de benim favorim Bugatti Chiron arkadaşlar. Bakın bu Bugatti Chiron. Dünyanın en hızlı arabalarından bir tanesi. Aynen öyle. Plakası da Alca 1991. Bu da arkadaşlar burada bir tane üst açık bir Porsche Taycan'ımız var arkadaşlar. Bakın Porsche Taycan yeni model. Elektrikli bunlar arkadaşlar. Değişik teknolojileri var. Mükemmel bir araba diyeyim size. Plakası da Facebook yani Mark Zuckerberg'in arabasıymış. Aynen öyle. Merhaba ben zengin bir insanım. Ben araba almak istiyorum. Merhaba zengin insan hoş geldin. Hangi arabayı satın alacaksın bugün? Ben şu Porsche'yi satın alacağım. Tamamdır al bakalım Porsche'yi başına çal. Parayı da çabuk ver. Tamamdır. Tamamdır parayı aldık. İyi günlerde kullanın Porsche'nizi. Sağ olun hadi görüşmek üzere hoşçakalın. Baksanız arkadaşlar para zengini oldum resmen. Evet Porsche'yi sattık. Evet arkadaşlar Porsche gitti. Sırada şimdi bu arabalar var. Umarım bu arabaları da satarız. Tarık şu arabanın fiyatı ne olsun? Bence 50 kuruştan fazla yapma gitmez. Kesinlikle Tarık 50 kuruş yazalım şöyle. 50 kuruş. Bu bence bir TL olsun. Bak bunun arkasında böyle uzatması var. Buraya malını atarlar en azından. Bu pickup kamyon bu hatchback. Tamam pickupsa bir TL. Tamamdır arkadaşlar. Bir yeni Türk lirası yazalım. Tamamdır. Oo, bu araba en azından arkadaşlar tek parça duruyor. Aynen bu araba birazcık diri diri. İçerisinde biraz paslanmış olsa da bir tane tekeri kopuk olsa da araba yani. Buna bence 5 TL yazalım. Aynen bu 5 TL gider arkadaşlar. Aa, bak motoru da duruyor. O kesin 5 lira bu. Kesin abi. Kesin 5 lira yazalım şuna. Tamam. Tamamdır. Otogalerimiz açıldı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Fakir otogaleri. Sonunda hizmetinizdeyiz. Utanmıyorsunuz bu arabaları satmaya. Bu arabalar hurda arabalar. Bunlar hiç satılır mı? Size ne efendim? Satılır tabii ki de. Satılır. Sana ne? Seni mi ilgilendiriyor? Ben bu hurdalara 1 lira bile vermem. Ha 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 ha. Vermezsen verme. Veren var ki demek ki satıyoruz. Allah Allah. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Sağda ve solda şu anda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen bunları yapın dediğim gibi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.